Satrançta bir oyuncunun kazanmasının yolu rakibi mat etmesidir. Yani rakibin şahı tehdit altında kalır ve yaptığı hiçbir hamleyle bu tehditten kurtulamazsa oyun sona erer. Rakibi mat etmek için oyuncuların planlı bir oyun sergilemeleri gerekir. Satrançta yapılabilecek en kısa mat, tembel matı olarak adlandırılır ve siyahın 2, beyazınsa 3 hamlesinde gerçekleşir. İşte siyah için tembel matı. Beyaz açılışta filin önündeki piyonu sürüyor. Siyahsa şahın önündeki piyonu 2 kare ileri taşıyor. Beyaz ikinci hamlesinde atın önündeki piyonu 2 kare ileri sürüyor. Siyah vezirini çapraza çıkıyor ve şah çekiyor. Şahın kaçabileceği hiçbir kare yok. Rakibin perdeleme yapma ya da tehdidi ortadan kaldırma imkanı da yok. Sonuçta siyah sadece 2 hamlede rakibini mat ediyor. Bir başka mat türü ise çoban matıdır. Bu mat özellikle satranca yeni başlayanların oyunlarında sık görülür. Çünkü tecrübeli oyuncular açılışta vezirlerini hemen oyuna sokmazlar. Çoban matı için vezirin daha oyunun başında hamle yapması gerekir. Bu örnekte her iki oyuncu da sırayla şahlarının önündeki piyonları 2 kare ileri sürüyor. Hamle sırası gelen beyaz vezirini çapraz olarak çıkararak merkezdeki ve şahın çaprazındaki piyonları tehdit ediyor. Siyah merkezdeki piyonunu korumak ve oyunu geliştirmek için atını ileri sürüyor. Beyaz filini çıkararak mat isteğinde bulunuyor. Siyahın kurulan tuzağı görmesi gerekir. Görmeden, örneğin veziri tehdit etmek için atını ileri sürerse, beyaz hemen şahın çaprazındaki piyonu alır. Siyahın kurtulmak için yapabileceği hamle kalmaz. Çünkü vezir fil tarafından korunuyor. Oysa siyah tehlikeyi görürse matı kolayca engelleyebilir. Bu piyonu bir kare ileri sürerek veziri tehdit eder ve kaçmaya zorlar. Böylece çoban matı gerçekleşmez. Satrançta mat genellikle oyun sonlarında gerçekleşir. Vezir matı oyun sonlarında sık görülen mat türlerinden biridir. Vezir matı için rakibin şahını satranç tahtasının kenar ya da köşelerinden birine sıkıştırmak gerekir. Rakibi mat etmek için vezirle şahına mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve hareket alanını azaltmak gerekir. Bunun için en iyi yol veziri atla şah çekilebilecek bir kareye ilerletmektir. Böylece rakip şah vezire ulaşamaz ve kenara doğru hareket etmek zorunda kalır. Vezirin bu hamleleri şah bir kenarda sıkışıp hareket alanı 2 kareye düşene kadar devam eder. Rakip şah kenardan uzaklaşamayacağı için oyuncu kendi şahını da yardıma götürebilir ve vezirin son hamlesiyle rakip mat olur. Vezirle bu hamleleri yapan oyuncunun dikkat etmesi gerekir. Çünkü şahı tehdit etmeden, bir başka deyişle şah çekmeden rakip şaha hareket alanı bırakılmazsa pat olur. Yani oyun berabere sona erer. Bu pozisyonda vezir şah çekemiyor. Ancak vezir şahın hareket edebileceği kareleri tehdit ettiği için rakibin geçerli bir hamlesi kalmıyor ve karşılaşma berabere sona eriyor. Kale matı da vezir matı gibi rakip şahın satranç tahtasının kenarlarından birine sıkıştırılmasına dayanır. Yine rakibi dar bir alanda hareket etmeye zorlamak gerekir. Vezir matından farklı olarak bu kez oyuncunun şahıyla da etkili hamleler yapması gerekir. Şahın görevi rakip şahın önüne geçerek kaçışını engellemektir. Artık rakip şah sadece geriye doğru gidebilir. Beyaz şah rakibi kaçınca bir hamleyle üzerine gider. Bu şekilde sıkıştırılan şahın son durumda kaçacak yeri kalmaz ve mat olur. Oyuncunun kale matı yapabilmesi için kendi şahıyla rakip şahı sürekli kovalaması gerekir. Rakip de bu oyundan kurtulmak için kaleye saldırmayı deneyebilir. Oyuncunun yapması gereken kalesi tehdit altına girene kadar şahıyla rakibini sıkıştırmaktır. Kale tehdidi gerçekleştiğinde ise bu taş rakip şaha en uzak noktaya kaçırılır. Oyuncu kendi şahıyla rakip şahı karşı karşıya getirene kadar tehdit altında tuttuğu sıra üzerinde bekleme hamlesi yapabilir. Satrançta oyun sonunda uygulanan en kolay mat türü merdiven matıdır. Merdiven matı için oyuncunun düz hareket eden iki taşa ihtiyacı vardır. İki kale, bir kale ve bir vezir ya da iki vezir kullanılabilir. Örneğin burada ilerideki kale yatay sırayı tehdit ediyor. Köşedeki kale ise şah çekiyor. Rakip şahını kaçmak zorunda. Kalelerin her şah çekişinde rakip şahını bir kare kaçıyor.
Rakip oyuncunun kenara sürüklenen şahıyla artık yapacak bir hamlesi kalmıyor ve mat oluyor. Kalelerden birisinin rakip şaha yakın olması durumunda şah kaleye saldırmayı deneyebilir. Ancak kalenin tehdit ettiği doğrultuda uzak bir noktaya kaçırılmasıyla bu saldırı ortadan kaldırılabilir. Tüm oyun sonu matları için 50 hamle kuralına dikkat etmek gerekir. 50 hamlede rakip mat edilemezse oyun berabere sona erer.